Başladık mı? Evet. Bir dün yaptıklarımızı tekrar edelim. Önce ne yapıyoruz? El bir defa semi simple. Semi simple over F which is algebraic closed of characteristic zero. Elde simple and finite dimensional. Kartan savacı evet tanımladık. H is H a maximal subalgebra consisting of simple elements. Var. Yani sıfırdan farklı var. Niye? Çünkü yoksa tüm elemanlar nilpotent olacaktı. O zaman da L nilpotent olacaktı. Yani L sıfır olacaktı. L'yi sıfırdan farklı oluyoruz tabii ki. Demek ki en az bir tane sümsüfer eleman var. F'le üretilen, o elemanla üretilen alt uzaya bak. O one dimensional trivial algebra. Demek ki var böyle bir şey. Sonra bunu abel olduğunu gördük. Daha önemli bir şey kanıtladık. Lemma. X in X and Y in L are semi-simple. And Y is an eigenvector of X for a non-zero eigenvalue. And Y is an eigenvector of add X, then X and Y commute. Değil mi? Bunu gösterdik. Konferansı yaptığında biraz daha fazlasını yaptık. Eğer eigenvektör sıfırsa, eigenvalue sıfırsa zaten komutatif eigenvektör. Ve sıfır olamayacağını gösterdik. Ondan sonra sonra ne yaptık? H'nin eigen vektörleri var. Yani H'nin elemanları uniformly diagonalizable. Değil mi? H is uniformly. Yani tüm elemanın ortak vektörlerinden oluşan bir taban var. Is uniformly diagonalizable. Daha çok add H, değil mi? H add H. Yani commutator. Add H is uniformly diagonalizable. I.e. there is a basis consisting of eigenvectors of H, of add H. Bir eigenspace alalım. Ne demeyecek eigenspaceler? Eigenspaces just look like sort of being sort of X diyelim. X in L such that at H times X, değil mi? Is equal to bir katsayı kere X. Bu katsayı ama H'ye göre değişiyor. Değil mi? H değişiyor. Alpha of H diyoruz ona.
Bunu da el alfa mı dedik ona? El alfa dedik abi değil mi? El alfa. El alfa. For. Alfa nerede buradaki? Alfa in L star. H star. Ve we have, tabii ki we have, bu önemli. L is equal to, bu arada L0 ne eşit? L0 eşittir. 0 argümanı için. Centralize of H. H'yi çeviriyor. Bunu, color of this. H is a beyin. Uniform diagrams bu. Değil mi? Değil mi? Buradan I H is ne gösteriyor bu? H şey, diagonal. Demek ki H is a beyin. Dolayısıyla bu H bunun içinde. Ve phi diyoruz. Phi set of alpha in H star dual space ama sıfır değil. Öyle ki L alpha is not zero. Bu da bir sürüsü sıfır olacak tabii ki. Sonlu sayı da var bunlara. Kolonu oluşturmuyoruz. L is equal to C L of H with direct sum of direct sum of for alpha and phi of L alphas. Bunu gördük. L alfaların bir boyutta olduğunu gördük mü? Olmayabilir tabii değil mi L alfa? Ancak L simple'sa bir boyutlu olacak. Yani iki tane sümüse, iki tane simple al, direct sum yap. Değil mi? Şunu konuşabilir misin? Neyi? Bunu mu? Bu direkt toplam demek şu. Buna... Evet, şey yani nasıl L'ye geçiyor? Aygün, taban yok mu? There's a basis. Bu aynen bu demektir. Başka bir şey demek değil ki. Değil mi? Alfa H'ye bağlı bir tane skalar olarak anladım ben de. Alfa H'ye bağımlı. O yüzden ona alfa of H yaz. Nerede o? Burada. Alfa of H yaz. Şimdi buraya H1 artı H2 koyarsan buraya alfa H1 artı alfa H2 koyuyorsun. Ondan sonra bu H1 artı 2 H1x artı H2x olarak şey yapıyor. Yani alfa toplamsal bir skalar da dışarı çıkacak. Dolayısıyla alfa bilineer. Buradaki alfa H'star nedir? H'star. Bu homomorfizm. Vector space homomorfizm over F from H into F. Hocam bir boyutlu olması değil. Bir boyutlu olması doğru değil. Oldu doğru değil bunların. Çünkü diyelim ki yani iki tane simple algebra'nın direkt toplamını al. Aynısının. O zaman bunlar eğer bir tanesi de bir boyutluysa toplam algebra iki boyutlu olacak galiba değil mi? Öyle olması lazım. Ancak simple'sa bir boyutlu olmasını umabiliriz. Ve öyle olacak gibi his var içinde. Yani öyle hatırlıyorum. Ondan sonra proposition'ı gördük. Bir diyelim. Alfa, beta, H star'daysa L alfa komutatör L beta is inside L alfa plus beta. Bu bir anlamda graded algebra oluyor. Yani polinomlardaki gibi. Neyinci dereceyle meyinci derece yaptığın zaman ne artı meyinci derecede buluyorsun. Yalnız bunlar çoğu sıfır olacak tabii ki onların. Sonu sayı da var. Yani burada aslında H'dan alma gerek yok. Fi'den de alabilirdik. Ha, bu arada sıfırsa doğru tabii ki. Değil mi? Yani sıfırsa tabii biliyoruz onu. Sıfırsa L alfa çünkü H için hatta centralizer H için görüyoruz onu şimdi. Buradan görüyoruz. Alfa sıfır bile olsa bu doğru. İki. If
X is in L alfa. Alfa da sıfırdan farklı. Then add X is important. Buradan çıkıyor. Ne? Ne? L alfa. Ya. Alfa ekliyorsun. Alfa ekliyorsun, alfa ekliyorsun. Hepsi ondan sonra düşeceksin aşağıya. 3. If alfa beta in X star and alfa plus beta is not equal to zero, yani bu sıfır olmayabilir bu sefer, then L alfa is orthogonal to L beta with respect to the Klingfeld kappa. Yani kappa x'ler, x buradan, y buradan, eşittir sıfır. Yani ad x ile ad y'nin çarpımının t'si sıfır. Dört. Kappa'yı L0 çarpı L0 yap. Is a non-degenerate kısıtla. Is a non-degenerate form. On L0. L0'da centralizer. Evet. Bunu dün yapmıştık. Şimdi centralizer of H. 8.2. Amacımız theorem proposition diyor. Proposition. H is equal to centralizer in L of H. Peki. Şimdi bakacağım biraz kanıtına. Biraz zaman çalayım size. Bir lemma. Önce lineer cebirden bir lemma. Bunu kanıtlayın. Lemma. If x and y are commuting endomorphisms of a finite dimensional vector space, finite dimensional vector space, with y nilpotent, çok kolaymış bu. Bu çok kolay. Then x, y is important. Çok bariz değil mi? In particular, trace of x, y is 0. Değil mi? Yani, commutative x, yani y üstü k sıfırsa x, y üstü k da sıfır tabii ki. Değil mi? Evet. Peki. Şimdi peki kanıta geçelim bakalım. Zaman vermediniz bana. Proof. Adım adım yaptığına göre adım adım çevireceğiz. Net CB CL of H. One. C contains semi-simple and nilpotent parts of its elements. Beş dakika yeter sanki.
Lan fikir. X C'de olsun. Dekompoz edelim. Ne demektir? Bir elemanın C'de olması ne demektir? Not that. Evet. Not that. X is in C. If and only if. Add X. Sends H to zero. Değil mi? Değil mi? Diyorum. Peki. Şimdi bir x alalım. Decompose x into its semi-simple and important part. Ha. So, demek ki, so add x is equal to add s xs plus add xn. Ama bu ve bu ikisi birden. Aslında bir tanesinin xn'in eğer bunun c'de olduğunu gösterirsen bitti. Çünkü x ne eşittir? X eksi xs. C'den iki eleman farkı. Bir tanesinin c'de olduğunu göstersem yeterli. Demek ne göstereceğim? Add xs h'yi sıfır götürdüğünü göstereceğim. Ama add xs, add x'in semi-simple kısmı. Değil mi? Bu da important kısmı. Her ikisi de add x'in bir polinomu. Sabit terimi olmayan bir polinomu. Is P of add x for some P of x in F of x without constructor. Demek ki bitti, değil mi? Demek ki onu gösterecek. Peki, ikincisi ne? So, yazayım, devam edeyim şeyi. So, since add x acting on h, acts on h trivially, we also have add xs acts on h trivially. Ya bunun karesi de kübü de her şeyse sıfır yutacak. Neyi tabii ki? Hence add xs is in xs is in c. And bu çok kolay. To all semi-simple elements elements of H of C lie in H. Yani C'nin dışındaki elemanlar nilpotent elemanlar. Niye? Hemen. C'nin bütün semi-simple elemanları H'de olmalı. Evet. Zaten centralizer. Efendim? Ama C'de olsun. F x in C is semi-simple. Then bir dakika o zaman. Then ne diyorsun söyle? Bir daha söyle. Şimdi C'deki bu X. Evet. D'nin içinde olacak onu göstermeye çalışıyorum. Evet.
E'de olmayınca zaten komit ediyorlar. Sıfır eşit olacak. Nasıl göstereceğim? X'deki her zaman için, H'nin içindeki her zaman için X ile bracketları sıfır eşit. Evet. H maksimumdu. Maksimum neydi? Maksimum semi-simple elementlerden oluşuyorduk. X de semi-simple. Ama maksimum sabah acaba? Ya hala sabah acaba olmayacak mı? Ne? X içindeyken. H bir sabah acaba tabii ki sonra. X içindeyken de sabah acaba. X içinde değil şimdi. He burada X dışarıda. X içindeyken deme. X içinde değil. Ne yapacağım? Efendim? Direkt altını kapalı olmuyor. Ne? Neyi? Direkt operation altını kapalı. Direkt operation. Neyin? Şey C'nin. C zaten direct operation altını kapalı. C bir tabii ki. H'yi de kapsıyor ya. Peki söyle, ne yapacağımı söyleyeyim bana. Hep olguda söylüyorsunuz. Demek ki diye bir şey atmıyor, söylemiyorsunuz. Yani. H nedir? Maximal sabalcaba consisting of semi-simple elements. Tamam. Şimdi dedim ki X içinde değil. Daha büyük... H direkt toplam değil bir defa. Önce H artı ama direkt toplam olacak tabii ki. Then look at H artı Fx. Peki. Ne göstermek istiyoruz şimdi? Efendim? Bir. İkincisi? Elemanların semi-simple olduğunu göstereceğiz. Bu sabah cevabı olduğu bariz mi? Çünkü H ile H çarpımı 0. X ile H'nin çarpımı 0. X ile X'in çarpımı 0. Bu sabah acaba. İtici sabah acaba. Niye elemanlar sümüşsün bu? Normalde sümüşsün bu elemanların toplamı sümüşsün bu olmaz. Komit ediyorlar etten. Komit ne demek istiyorsun mesela bu? Diagonalize. Bir şey söyle. Evet. Elimin tamamını diagonalize olacağım diye fazla. Evet. Herhangi bir tane eleman dışına baz alıp x için de yani iki eleman aldığımız x'in birden diagonalize olabiliyoruz mu? X niye diagonalize bu? X diagonalize bu, evet. Bunun elemanları tek bir taban için L'nin adı için, adı demek lazım. Adı için eigen vektöründe oluşan bir tabanı var. Değil mi? X de ona aklediyor tabii ki. Değil mi? X ayrıca diagonalizable. Demek ki X'in orada, yani X'in orada şey olamaz. Jordan-Kanakul formda bir olamaz tepede. Değil mi? Onlar diagonalizable değil o elemanlar. Yani şöyle bir eleman al. Jordan-Kanakul formunda şöyle bir şey olsun. Bu eleman
süresi bulamaz. Değil mi? Ya, argüman vektör sayısı bir eksik en azından. Değil mi? Dolayısıyla bu o tabanı seç. Dediğim mi? V1, Vn diyelim ki. X'in burada Evet. The sum of commuting simple elements is again simple. Niye öyle? Bunlar commutative. Şimdi adx'le yani adx'le adh commutative tabii ki değil mi? Şimdi adh adx ve i nedir? Eşittir. Adx adh ve i. Bu da adx alfa v'yi eşittir. Alfa adx v'yi. Değil mi? Demek ki adx demek ki adx ne yapıyor? Adx v'yi de bunun bir argümanı. Demek ki adx v'yi Bundan bir tanesi olacak. Değil mi? Sum alpha times vj olacak. Vj olacak. Efendim? İki eleman komut ediyorsa simultane ise diagonalize bu. X'de diagonalize bu. Evet. Bir dakika. İki eleman komut ediyorsa simultane ise diagonalize bu. İkisi de diagonalize bulsa simultane ise diagonalize bu. Dolayısıyla toplamları da diagonal. Tabii. Yani. Evet. Ama aynı tabanda olması lazım. Aynı tabanda. Komut ediyorlarsa sinüs enerjisi dayanmalar gibi. Niye ama onu şey yapamadım birden beri. Ne oluyor işte burada? Bakalım. Adx vi is equal to adx adh of vi. Bu da adx alfa vi. Değil mi? Alfa adx vi. Alfa adh ne oldu? Orada gitti. Ha. Demek ki adx alfa i diyelim buna. Alfa i diyelim buna. Demek ki adx eigenspace'ler üzerinden aktediyor. Değil mi? Adx eigenspace'ler üzerinden aktediyor. Adx eigenspace'ler üzerinden aktediyor. Peki. Ama yani bu mesela bu şey olabilir. Bu ne olacak bu? Bu V'lerden bir tanesinin çarpımı olacak. Değil mi? Ya yani bu da alfa space'te. Aha.
Evet. Şimdi bu eigenspace H'ine eigenspace'leri ayıralım. V alfa 1, V alfa 2. H'nin matrisi o zaman ne olacak? H'nin matrisi burası V alfa, V beta falan böyle şey olacak değil mi? Doğru mu? Alfa, 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 alfa. Beta, 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 beta. Doğru mu? Böyle olacak. Eta, eta sıfır tabii ki. Adx bunun üzerine etki yapıyor. Her birinin üzerine etki yapıyor. Bu da gördük. Değil mi? Alfa space'i bu V'yi alfadan sayar. Onu da alfa space'e getiriyor. Bunun üzerine act ediyor. Onun üzerine act ediyor. Ve dolayısıyla ya bunun üzerine matrisini yazdığı zaman diagonalize biliyoruz. Yani adx her yerde diagonalize. Değil mi? Bitti. Burada bir taban var, burada bir taban var, burada bir taban var. Adx'in. Eigen vektörlerden oluşan. Demek ki adx de bu tabanda. O tabanı seç. Adx demesin. Yani, burada adx'in bir tabanı var burada. Eigen vektörlerden oluşan. Değil mi? Evet. O tabanı seç. O tabanda hala daha H'nin matrisleri böyle yazılıyor. Değil mi? Adx'te nasıl yazılıyor? Adx'te başka bir yazılabilir. Değil mi? Gamma 1, gamma 2. Bilmiyorum nasıl yazılıyor. Ama yine böyle yazılıyor. Diagonal yazılıyor. Değil mi? Tekrar ediyorum. Şimdi adx bu şeyler eigenspace'ler. H'nin eigenspace'leri L alfa demiştik. Neydi? İki tane simple element aldığın zaman komutatif sayı toplamı da yani hele göstermek istediğim şey x'in ve h'nin simultaneously diagonalize edilebileceği. O zaman toplamı da diagonalize edecek tabii. Şimdi h'nin şeylerini aldım. H eşittir. L eşittir. Bunun eigenspace'ler. Önemli değil yani. V olsun. Ne olacak ki? Elemanlar V değil. L yerine V diyelim. Daha şey. V eşittir. V alfa, direksan, V beta falan. Bunlar alfa beta tabii ki H star'dalar. Bunlar şu space. H'in elemanları böyle yazılıyor burada. Alfa, burası alfa H normalde. H'nin elemanı. H adjoint H böyle yazılıyor. Matrisi. Beta H, beta H. Beta. Tamam önemli değil. Tamam. H böyle yazılıyor. Şimdi gördük ki adx bunun üzerine act ediyor. Bunun üzerine de act ediyor. Değil mi? X nereden bir elemandı? X, C'den bir eleman. X, C'den bir eleman canım. Yani komiteden sümüsü bir elemanlar. Bırakın C'yi falan. Şimdi H sümüsü bir elemanda oluşuyor. Uniformly diagonalizable. X de sümüsü bir elemanda komite diyor onlar. Tamam. Şimdi H diagonalizable olduğuna göre onun eigenspace'leri var. Alfa eigenvalue'a ya da alfa H star'daki değil mi? Onun için V alfa var. Bu da V beta var. V gamma var filan filan. H her birisine etki yapıyor. Değil mi? Dolayısıyla H diagonalizable olduğu için H'in buradaki etkisi de diagonalizable. Adx etki yapıyor. Adx demek istiyorum. Adx bunun üzerine diagonalizable. Çünkü yani aslında şey, istersen şey diyelim, smallest dimension diyelim ki. Adx ile ad h ile commit ediyorlar. By induction bunun üzerine bir şeyler var. Değil mi? Ne zaman şey olmaz? Ne zaman induction yapamazsın? Eğer bu her şeyse o zaman o da merkezde zaten. Değil mi? On kolay. X'in herhangi bir tabanı oluyor. Evet. Evet. Yani bu V'yi V alfadaysa bu da V alfada. Bu small dimension. Bunu hem ad H bunun üzerine etki yapıyor hem ad X etki yapıyor bunun üzerine. ADH ile ADX ikisi de commit ediyorlar. By induction, there's a basis here. There's a basis here, there's a basis here. Bitti. Tamam.
Peki. It's a subalgebra. And since H and X are simultaneously diagonalizable, so are the elements of H plus Fx. Demek ki X, Y olmak zorunda. Evet. Adix'in bu etkisi de diagonalizable olması lazım. Çünkü bunu Jordan canonical form'a soktuğun zaman böyle bir şey bilirse eğer, gamma bir bilirse eğer, o zaman bu böyle bir eleman, yani demek ki bir tabanda Adix'in matrisi böyle yazılıyor. İçinde bu var. Bunlar da sömürsü. Bu değiller. Değil mi? Çünkü argüm vektörü eksik alıyor. Peki. Next. Üç. The restriction of kappa to H is non-degenerate. Killing form her üzerine degenerate değil. Aha, çok güzel. Ben buldum kanatı. Ne demek? Ne diyor bu? Ne diyor bu? C'de olup da H'de olmayan elemanlar nilpotenttir diyor. Yani şöyle, Li gibi şöyle bir şey. L böyle bir şey. O Li gibi önemli yok artık. H burada. Centralizer of in L of H burada. Bu aynen bunun semisimple patlarına. CL of H semisimple patlarına alıyor bana. Geriye nilpotentler kaldı. Buradan nilpotentler. Bir de ne gördük burada? Kappa bu. Kappa onun üzerine non-degenerate. Şimdi her üzerinden on derecede olduğunu göstereyim. Başka